işmeleri paylaşmak için bizleri bekliyor. Söz onlara bırakıyorum. Teşekkürler Kerem Can Bulat. Derbi için iki tarafta da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün son antrenmanlar yapılacak. Tabii ev sahibi olarak sözü ilk ben aldım izinle, Hem alfabetik hem sıra hem ev evet. sahibi evet. avantajı <laughs> <Aynen> sende. <öyle. gülüyor> O yüzden e, ilk ben anlatayım detayları. Tabii bu akşam son antrenman yapılacak. Saat 5'te gerçekleşecek bu antrenman ve e, tabii herkesin beklediği soru Gustavo antrenmana çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani bir sürpriz olmazsa çıkmasını beklemiyoruz bu son antrenmana da ama e, Gustavo çok karakteri e, profesyonel karaktere sahip bir oyuncu ve bundan dolayı da son ana kadar e, bir ihtimal olacağını düşünüyorum. Hani şartların zorlanacağını düşünüyorum. Bundan dolayı e, akşam bu konuyla ilgili daha net bilgi verebileceğiz ama antrenmana çıkmasını beklemediğimi söylemek istiyorum. Bunun dışında Fenerbahçe'de Pelkas yok, Tisserand yok ve Perotti yok. Bu üç isim aslında önemli üç isim ama e, beklenen isimler. Derbi'de daha önce onun oynamayacağını söylediğimiz isimler. Gustavo'nun da dediğim gibi oynama ihtimali düşük. Tabi Samandıra'da derbi oynamış, derbi yaşamış. Uzun yıllar bu heyecanı yaşamış. Bu tecrübeye sahip çok fazla isim var. Onlar biraz ön plana çıktı diyebiliriz. Kim bunlar? Volkan Demirer Emre Brezoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Mehmet Aurelio. Bu isimler tabii ki futbolcuları e, tamamen çevrelemiş durumdalar. Derbi anılarını anlatıyorlar. Kazanırsa ne olur? Takım kazanırsa o hafta nasıl geçer? Taraftarlar neler yapar? Tüm bunları aktarıyorlar. Futbolcuları bu heyecanlarını, bu tecrübelerini aktarıyorlar. Geçmişte Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerin nasıl olduğunu, Samandıra'da atmosferin nasıl olduğunu anlatıyorlar. Bu şekilde yoğun, ummalı bir çalışma var. Pozitif bir atmosfer var. Zaten oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanmış bir Fenerbahçe var ve eee Tabii bundan bir ay önce şu haberi yapmıştık Fenerbahçe. 35 günde 10 maça çıkacak yapmıştık. Haberini yapmıştık. O 10 maçın sonuncusu bu Galatasaray maçı. Bu Galatasaray maçını kazanarak da 9... E Orada toplanan e, 25 puanlık seriyi 28 puana çıkartarak gerçekten hedeflerine tam anlamıyla ulaşmak istiyor sarı lacivertler. Tabii ki derbi için prim de olacak. Bu da futbolcuları motive ediyor, ediyor ayrıca. E, bu şekilde derbi hazırlanıyor. Tabii Erol Bulut da e, bir yandan taktiksel anlamda takımını hazırlıyor. ile ilgili e, video kasetler hazırlandı. Hangi oyuncunun ne özellikleri var? Bireysel olarak Karşılıklı oynayacak bölgelerdeki oyunculara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu şekilde çok kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Dediğimiz gibi bu akşam son antrenman yapılacak. Antrenmanın ardından da çok daha net notlar verebileceğiz. Ben son olarak da muhtemel 11'den bahsedeyim. Kalede e, kalede ayın oynamasını bekliyoruz. Defansın sağında Sangare, stoperde Serdar Aziz, Zalai ikilisi ki son 3 maçta da bu şekildeydi. Ee, sol bekte Caner Erkin, orta sahada Gustavo'nun oynamasını beklemiyoruz. Sosa Ozan hücum attığında sağda Valencia'ya, solda Osay Samuel 10 numara mevkinde Mert Hakan Yandaş ve forvette de Tiamla Erol Bulut'un maça başlamasını bekliyoruz. Tabii ki Samat da ilk 11'de olabilir. Bu akşam belki o konuda biz de muhtemel beklediğiniz muhtemel konusunda bir değişiklik yapabiliriz. Fenerbahçe cephesinde notlar bu şekilde. Galatasaray'da yine aynı saatte antrenmanını yapacak. Saat 17'de son çalışma. Sonrasında Galatasaray'da kamp yok. Son dönemde alışıla geldik durum bu. Beşiktaş derbisi öncesi ilk kez bunu görmüştük. İlk kez bir derbi öncesi kampa girmemişti. Yine Florya'da kamp uygulaması olmayacak. Olağanüstü bir durum olmazsa ki olacağını da zannetmiyorum. Galatasaray'da hafta boyunca en çok konuşulan konu, en çok merak edilen konu aslında yeni transfer Getson Fernandez'in antrenmana çıkıp çıkmayacağı, derbi maçın kadrosunda olup olmayacağıydı. Bu konuyla ilgili de açıkçası biraz bilgi kirliliği olduğunun bilincindeyiz ve hem kulüpten yapılan açıklamalar hem ikinci başkan Sayın Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklama biraz kafaları karıştırdı. Oyuncu karantinada mı, izolasyonda mı, değil mi ya da antrenmana çıkabilecek mi? Bu konuyla ilgili son durumu paylaşalım isterseniz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuyla ilgili net bir bilgi aldık. Oyuncu direkt olarak Covid hastası olarak buraya geldiği için bir karantina sürecine ihtiyaç duymuyor. Normal şartlarda Mesut Özül'de ve Cenk Tosun'da gördük. Londra'dan, İngiltere'den gelen oyuncular önlem amaçlı olarak hasta olmamaları için zaten ya da hastalıkla ilgili bir problem yaşanmaması için karantinaya alınıyor. Getson Fernandez hala hazırda hasta olarak buraya geldiği ve sürecini tamamladığı için karantina değil bir izolasyon süreci yaşandı. Bugüne kadar 4 günlük bir izolasyon süreci vardı. Testleri negatif. Yine bugün de Dün de test yapıldı, bugün de test yapıldı. Bugün antrenmana çıkmasına engel bir durum yok. Bunu söyleyelim. Yani prosedür olarak yok. Ama tabii ki heyet tercihi nasıl olur? Oyuncu fiziksel olarak ne durumda? Bunları çok yakından bilmediğimiz için net bir şey söyleyemiyoruz ama prosedür olarak Fernandez'in antrenmana çıkmasına engel bir durum yok. Ben açıkçası bugün antrenmanda da yer almasını bekliyorum. Her ne kadar fiziksel olarak %100 hazır olmasa da ilk 11'de olmamakla birlikte derbi kadrosunda da yer almasını bekliyorum Gerson Fernandez'in. Bu konu önemli çünkü bütün hafta üstüne konuşulmuştu. Prosedür bu şekilde işliyor. Bir kere daha tekrar edelim. Oyuncu Londra'da zaten 12 günlük bir karantina sürecinden sonra buraya geldi. Buradaki testleri negatif çıktı. Herhangi bir karantinaya ihtiyaç duyulmuyor bu durumda. Oyuncu hala hazırda Covid hastası olarak buraya geldiği için. Sadece 4 günlük bir izolasyon süreci var ve bu izolasyon sürecini de bugün itibariyle tamamladı. Antrenmanı dediğim gibi çıkarıp çıkarmamak tabii ki teknik heyetin tercihi ama beklentim antrenmanda yer alması şeklinde. Onun dışında yine yeni transferlerle ilgili malinin olduğunu söyleyelim. Biraz aslında karışık bir kurgu var Galatasaray'da yeni oyuncuların da dahil olmasıyla. Bir muhtemel kadro üzerinden bunu ifade etmeye çalışırken de zorlanıyoruz. Belirsizliklerin olduğu bir kadro. Şöyle kabaca bir muhtemel kadrodan bahsedelim. Ama bunun tabii ki saat 17'den sonra değiş değişikliğe uğrama ihtimali var. Çok fazla taktik antrenman yapılamadı. Başakşehir maçından sonra yeni oyuncular da katıldı ama elimizdeki kadroyu ifade edelim. Kalede Muslera olacak Galatasaray'da belki de en çok en rahat söyleyebileceğimiz <laughs> mevki burası. Savunmanın sağında Yedlin, stoper ikilisinde Dong Marka, solda Saratçı ki Emre Taşdemir dönmesine rağmen son iki maçtaki özellikle defansif aksiyonları nedeniyle Fatih Hoca'nın Saratçı'yı tercih edeceğini söyleyebiliriz. Orta sahanın merkezinde Taylan Arda ve Belhan'da Emre Kılınç, Onyekuru ve Babel şu an elimizdeki ekrana yansıyan muhtemel ama dediğimiz gibi burada bir Muhammed değişikliği olabilir yine kanatlarda da bir Oğulcan sürprizi olabilir bugün. Fatih Hoca son taktik antrenmanda bunu deneyecek. Bir kez daha altını çizelim. Galatasaray kampa girmiyor. Son antrenmanını yapacak. Yarın kahvaltı saatinde saat 11 sularında Flora Metin Oktay tesislerinde toplanacak oyuncular ve artık maç gününü birlikte geçirip saat 17 sularında da stadyuma doğru hareket edecekler. Biz de gün boyunca derbiye dair tüm notları hem Fenerbahçe cephesinden Ahmet Selim hem de Galatasaray cephesinden ben aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü sana bırakalım Kerem. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza aktardıkları bir dememeli. Beni ilgilendirmez. Dememeli yani. Ayrıca sen 5,5 milyon euroya kadar çıkmışsın bir oyuncuya, bir oyuncu da vermişsin. Adam da 7 milyon euro vermiş. Demek ki o piyasası o sen de onu vermişsin. Alabilsen sen de alacaktın. Peki. Yani bence bence diğer camiaların sportif faaliyetlerine bu kadar e, müdahil olmak bir başkan için iyi bir şey değil. Ben öyle görüyorum. Ha nedir? Tabii ki kendi camiasını oynuyor. Tribünlere oynuyor. Derbi öncesi bir hareket yakalamak istiyor. İşte, ama bak bu ne biliyor musun? Bu sana da zarar veriyor. Fenerbahçe şey, hileci. Fenerbahçe sahtekar. E sen de, yani sonuçta şöyle bir şey var. Senin en büyük rakibin. Bugün Fenerbahçe'yi böyle e, itibarsızlaştırırsan... Yarın dışarıdan birisi baktığında ha Türkiye Ligi'ne gidecek. Galatasaray'ı ayırıyorum demeyecek kimse. Şu da olabilir Bence mi yapışmıyor. Volkan? Ee, hani Mustafa Cengiz'in açıklamaları gereksizdi dedin aslında Mehmet de benzer e, sözler söyledi. <laughs> E şimdi bir tarafta Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları var. Diğer tarafta Fatih Terim'in. Acaba bu noktada Mustafa Cengiz de hani başkanla doğrudan muhatap olabilmek adına ve Fatih Terim'in üzerine de bir şey söylemek adına böyle bir açıklama yapmış olabilir mi? Yani Fatih Terim acaba konuşmasaydı yine Mustafa Cengiz'den bu açıklamaları gelirdi, izler miydik acaba? Gelirdi ama süreci başında zaten Galatasaray doğru yöntemedi. 2018'in Kasım ayında başladı. Ali Koç'un Fatih Terim'e yönelik açıklamalarıyla her şey. O süreçte zaten hoca çok yalnız bırakıldığı için e, yönetim Fatih Terim arasında e, mevcut Geri sorun oluştu ol, ama evet. şunun altını çizeyim Galatasaray bence çok başarılı bir ara transfer dönemi geçirdi. Nihayet 7. transfer dönemi Mustafa Cengiz'in en başarılı transfer dönemi. Can transferi gerçekleşmemesine rağmen 23 yaş ortalamalı 5 oyuncu ve çoğu geleceğe yönelik hamleler. Evet. Getson Fernandes'i bir kenara yorum onun e, yani Galatasaray'ın onu satın alması evet. tıpkı Taliska Beşiktaş gibi e, zor bir hikaye.